Evet. Selamünaleyküm. Kıymetli takipçilerim, değerli kardeşlerim, hepiniz videoma hoş geldiniz. Şimdi oyunda biliyorsunuz, oyunu üst seviyede oynayan oyuncu kardeşlerimle alakalı iki tane tezi savunan oyuncu kitlesi var. Bir tanesi hız ile zıplamanın daha önemli olduğunu söylüyor. Bazı oyuncu kitlesi de boyut ve şutun daha iyi olduğunu ve daha önemli olduğunu söylüyor. Ben de buna istinaden geçen de 173 gücünde şut vuran, oyunun en hızlı şut vuran karakterinden ilgili bir video çektim. Şimdi de yaptığım araştırmalarda bu karakterin, yani Beyaz Gece karakterinin en hızlı olduğunu kanaat getirdim. Karşınızda Beyaz Gece. Hızı kaç? Hızını bakalım. Şuna basalım, pardon. 175 abi. Nasıl? 175 gücünde, ama karakterin şöyle bir dezavantajı var. Boyu kısa. 114. Zıplaması da iyi. Yani beraber test edeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Nasıl bir oyun tarzı olacak? Ben de video esnasında beraber göreceğiz diyelim. Ve şöyle maça dalalım bakalım. O esnada şuradan makromuzu da açalım. Bakalım abi neler karşımıza gelecek. Nasıl oynayacağız? King geldi. Kardeşim bol şans. Bakalım karakter hızlı mı? Oo, dur bakayım. Evet, boyu biraz kısa. Ama ileriye geriye gidişi hızlı. Yani baskıyı sanki biraz yapıyor gibi. Evet, şöyle 3-2 yaptık. 3-3 yaptı rakip. Oo, güzel vurdu. Evet, 5-4 yaptık. Geriye dönüşleri fena değil. Bakalım. 6-6 yaptık. Yani presi daha hızlı yapabiliyorsunuz. Tabii biz böyle devamlı alttan yumurtluyoruz, o ayrı mesele de. 7-7. Biraz daha dikkatli oynayalım. Sekiz yedi. Rakibi biraz daha bunaltabiliyorsunuz. Onu kesin. Onu hissediyorum şu anda. Evet, yavaş yavaş farkı açalım. 11-8. Karakter rakip sahaya çok hızlı gidiyor abi. Baksana. Evet. 14 yaptık. Böyle farkı yavaştan açmaya devam edelim. Karakter çok hızlı. Baksana. Yani burada benim İzlenimim ilk maçta şöyle oldu. FPS'inizin yüksek olması lazım. FPS yüksek olduğu zaman, çünkü oyun biraz daha stabil hale geliyor. Tabii ne oluyor? Karakter biraz daha yavaşlıyor. Bunda daha net hissediyorsunuz. Bakalım, ilk maçımızı yaptık. 19'a 8 yendik. Nasıl, güzel fark attık mı? İlk başlarda çok üzerine düşmedim ama sonradan biraz daha toparladık diyelim. Evet.
Bakalım ikinci rakibimiz Gökhan 175H. Kardeşim bol şans. Evet, şöyle biraz daha dikkatli oynayacağım. Bir bir yaptık. Karakter çok hızlı. Evet, 2-1 yaptık. Ve rakip gitti. Beyaz Gece. İsmi çok güzel ama. Harbiden ismi 10 numara. Bu hafta Tebdili Mekan takımına geçtik. Oradaki arkadaşlara da selam olsun. Evet, 1-0. Sıfır yaptık. Bak gördün mü nasıl yakaladı? Normal öteki başka karakterler olsa onu yakalayamazdı abi. Gitti. Milleti pataklıyoruz abi. Bak devam. Hızlı hızlı maçlar atalım, test edelim. Bakalım kim gelecek? Birol. Ulan bu sanki geçenki videoda denk gelmişti bana. Böyle hatırlıyorum. Gazozcular. Abi takım ya, şu takım isimlerine de var ya, hastayım ha. Evet, 1-0 yaptık. Evet, üstümüzden gitti abi top. Birol ne yapıyorsun? Birol. 2-2 yaptık. Birol biraz bekliyor abi. Evet, 3-2. Ne oldu abi? Top bir şeyler oldu. Böyle alttan atar mıyız? Lan ne oldu? Şöyle yapsak. Evet, güzel. Üstten bir tane attık. Ve 3 yaptık. Ulan alttan yuvarlayacaktım, yapamadım. Böyle klasik golümüzü atalım abi. Böyle 7-4. Böyle, hadi be, vuramadım. Sekiz beş yaptık. Karakter hızlıydı ama bak yine de yetişemedik. Şans bizden yanaydı. 9-7. 10-7. Güzel. Alttan attık abi. Bu rakipte rakipte demişim. Bu karakterde şunu fark ettim. Biraz daha alttan oynayacaksınız. Karakterin hızı fazla olduğu için alttan oynamak daha avantajlı. Evet, bu rakibi de yendik abi. Devam. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bakalım kim gelecek. Böyle ara ara farklı karakterleri deneyeceğim abi. Yani bu destanslar artık sıkılmaya başladı insanlar. Evet, kim geldi? Hüseyin Yıldırım. Kardeşim bol şans. Evet, alttan gene attık. Ya oyunda şöyle, bazı arkadaşlar şunu iddia ediyor. Boyutla alakalı, karakterin boyutunun çok olması bir şey ifade etmiyor. O diyorlar biraz işin görseli, yani sadece rakamdan ibaret. O kadar boyutlu olsa zaten top kaleye girmez.
Bir de boyutu çok yaptığın zaman içten geçmenin daha fazla olduğunu iddia ediyor bazı arkadaşlar. Ben de onu dedim bir test edeyim. Yani bilmiyorum, ben ona tam %100 de kanaat getiremedim. O biraz da bilgisayarın sistemiyle alakalı bir durum sanki. Ama karakter oraya buraya çok hızlı gidiyor abi. Yani kendi kalene, rakip kaleye. Oo, biz kendimiz yedik abi golü. Mesela şu fake'i falan çok rahat yapıyorsun. O kesin. Evet. Bak şimdi gene aynı fake'i yapacağım. Evet, 9-4. Bayıltamadık. Bayılttık abi. Hadi bakalım. Bayıltamadık be. Gene bayıltamadım ya. Evet, 11-6. Gene benim telefon çalıyor abi. Böyle meşgule alalım. Biliyorsunuz benim videolarda telefon olmazsa olmazımız bizim. Bir maç daha atacağım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Bir maç daha atarsak ortalama 15 dakikaya tamamlarız. O da bizim için yeterli. Baron 58-35 geldi. Kardeşim bol şans. Evet, güzel. Kendisi de bize bol şans diledi. Böyle alttan, evet, bir alttan birinci golümüzü attık. Güzel. Bak karşılaması da güzel. Fena değil. Evet, 2-1 yaptı rakip. Ne oldu? Kendi kendimize gol yedik abi. Gene şu fake'imizi atalım. Alttan rakip zıplamadı abi. Bak aynı fake'i atacağım bak. Hadi be, atamadım. Alttan bu sefer yuvarladık. Hadi adamın alttan atacağına ihtimal verdik ama alttan atmadı abi. Bak karşılaması güzel. Karakter güzel karşılıyor abi, söyleyeyim. 5-5. Güzel. Rakip de fena. Ne oldu abi? Rakip de fena oynamıyor. Evet, gene klasik fake'imizi attık abi. Abi hep aynı golü yiyorum ya. 7-7. Rakip bizi zorladı ya. Veya biz mi iyi oynayamadık? Anlamadım. Dur bakayım, biraz daha şöyle dikkatli oynayalım. 9-7. Gerçi adamda destansı var yani. O kadar da zorlanmamız normal. Aa, içimden geçti. Hadi kardeşim, daha var mı vakit? Ne bol şans diliyorsun? Hadi oyna. Ama yani hiç olmadı ki bu yaptığın. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya şimdi töveceğim. Ya bir oyun için bu yapılmaz ya. Vallahi yapılmaz ya. Neyse, bir maç daha atalım abi. Yani bir maç alacağım diye bilmiyorum abi, yani bu kadar küçülmek, bu kadar kişilikten, karakterden ödün vermek, ne bileyim, bana çok garip geliyor. Gerçekten çok garip geliyor yani. Gökhan, az önce de bu geldi. Gökhan 175H. Ne oldu? Bitti. Evet. Videomuzu sonlandıralım.
Karakteri test ettik, denedik ama benim şahsi fikrim, ben gene zaten bu tezi savunuyordum. Yani boyut ve şutun önemli olduğuna inanıyordum. Bazı arkadaşlar hızla zıplamanın önemli olduğuna inanıyorlar. Belki oynayış tarzları öyledir diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerden ricam. Çünkü bunlar videoda önemli, öne çıkmasına sebep oluyor. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Kendinize dikkat edin. Selamun aleyküm. Allah'a emanetsiniz.